Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yapılanma çalışmaları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Kula ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne devri olan birimlerde incelemelerde bulundu. Onların telafisini ne garip bir şeyin avlusunda yaptık. Başkan Ergün, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin Kula'da hizmet vereceği koordinasyon merkezinde incelemede bulundu. Geçici kullanmak için. Büyükşehir Hizmet Binası yerinde inceleme yapan Başkan Ergün, hizmetlerin tüm ilçelere en iyi şekilde ulaşabilmesi için ilçelerde kurulacak olan hizmet binalarının oluşturulmasında çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Ergün ve beraberindekiler hizmet binası incelemesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne devri olan Kula İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu. İnşallah onu da hep beraber yapacağız. Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Ergün, tesisin modern bir durumda çalıştığını ifade etti. İncelemeler sırasında aynı zamanda tesisin bahçesinde bulunan 3 adet yeni kuyu sondajının da açılışı yapılarak Kula halkının hizmetine sunuldu. Başkan Ergün, Kula halkının hizmetine sunulan yeni kuyu sondajlarının tesisin yükünü azaltacak kalitede olduğunu da belirtti. Arıtma tesisinin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler incelemelerine asfalt şantiyesiyle devam ettiler. Buradaki asfalt şantiyesinin yaklaşık 5 yıldır çalışmadığını belirten Başkan Ergün, asfalt şantiyesinin taşınarak başka bölgede kullanılabilir hale getirilebileceğini belirtti. Kalır merkezde. Doğrudur efendim. Asfalt şantiyesinin ardından Başkan Ergün, ilçede eski Zaire Pazarı'nın olduğu bölgede yer alan mezarlık alanında incelemede bulundu. Başkan Ergün burada mevcut mezarlık alanının yetersiz gelmesi nedeniyle mezarlığın büyütülmesiyle ilgili beraberindekilerle görüş alışverişinde bulundu. Anladım efendim. Mevcut mezarı ilave olarak düşünüyoruz. Tamam. Hayırlı bulması daha iyi. İlçedeki ziyaretlerine Başkan Ergün son olarak otobüs terminalinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.